Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Teddy gel bakalım. Helen'ın odasına girmiştik. Buradaki problemleri çözeceğimizi söylemiştik. Ben çözdüm. Şurada kakara falan olmaması lazım. Ondan sonra şurada toplam işareti fazladan konulmuş. Şurada karekök olmayacak falan. Şimdi nereden başlasak? Ranka'dan başlayalım arkadaşlar. İkinci bir kahvemiz. Daha önce de almıştık. Hatta üçüncü bile olabilir. Şirketin dandik üretim politikaları yüzünden her ranka tanesi farklı tatlıdır. Bu kavanozdakilerin tadı genelde eski sandalye gibidir. Hepimiz eski sandalyenin tadını biliyoruz değil mi arkadaşlar? Hepimiz biliyoruz. Gel Teddy. Ben Teddy seni ezip geçeyim. Şurada Alan'ın çünkü günlüğü var. Gel canım benim. Geliyor mu? Şimdi ona da bakalım. Heh. Helen'ın günlüğü. Tamamen turuncu kalemle yazılmış arkadaşlar. Çoğu silinse de okunabilecek birkaç kelime varmış. Aptal tesis, hırsız embesiller, her şeyi yanlış yapıyorlar. Düşük zekalı mısırlar, kendi genetik kodunu kendim yaparım demiş. Rubicorn demiş. Rubicorn, ruby, yakut demek arkadaşlar. Kırmızı mısır, yani kraliçe mısırdan bahsediyor. Şu alınıyor mu? Bu alınmıyor. Orada yine bir not var. Bu odada başka alabileceğimiz, tıklayabileceğimiz bir şeyler var mı? Evet, var. Şimdi şuna da bakalım. Amerikan hükümeti tarafından gönderilen denetleme mektubu. Dikkatle bakarsanız, evrakta sahteciliği hemen fark ederseniz, hükümeti hızlandırmak için Bob ve Ted'in imzasını taklit etmeye çalışmış Helen. Altta iki tane Bob, iki tane Ted imzası var. Herhalde hemen onların imzasıyla bir yazı gönderecek hükümet gelsin de duruma el koysun. Başka türlü olmayacağını düşünüyor demek ki Helen. Helen. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Helen'ın odasına girdik. Daddy be. Vladi yine çok yavaşsın ya. Yine çok yavaşsın. Hop. Bazen hızlanıyor mu bu sefer? O anlardan biri mi? O anlardan biri. Bu arada ben şeye gidiyorum arkadaşlar. Bir tane kapalı kapı vardı. Neyse her yere bir daha bakayım. Sonuç itibariyle nerede olacağını bilmiyoruz. Yeni görevimizin. Gözümüzden kaçan bir şey olmasın diye tekrardan gidiyorum. Vladi seni de yoruyorum ama. Tembel Vladi. Şimdi buralara hep bakmıştık. Buraları almıştık. Yeni bir şeyler var mı diye hızlı bir şekilde göz geçirmemiz lazım. Yok. La elimde zaten ipucum var ya, Allah'ım ya Rabbim, ben ne 2 saattir. Neyse şuralara yine de baksam mı ki? Neyse bakmayayım, direkt kahveyi koyalım bakalım ne olacak. Kafe trolley neredesin? Gel bakalım. Aha da koyduk. Bak nasıl gaza geldi bak. Helal sana be. Biz bu kadar malzemeyi niye peki bunun üstüne koyduk? Ağırlık mı yaptı? Vladi gel canım. Ama ondan önce şuraları okuyalım. Onun izole oda hakkında konuştuğunu... He bu kapıyı kırdık. Bu kapı buraya saplanmış arkadaşlar. Onu okumuştuk zaten, tekrar okumaya gerek yok. Burada bir şey var mı? Bakalım. Ted tarafından kaleme alınmış ve bu odanın hiçbir personel tarafından dile getirilmemesi gerektiğine dair bir yazı. Başka bir şey var mı? Şu arka tarafa zaten geçemiyoruz herhalde. Vladi gel canım, gel. Gel. Sen yine kızacaksın ama gel. Lan. Evet, Vladi always go. Her zaman Vladi gidiyor diyor. Halbuki bazı yerlerde de ben gittim. Vladi sen gelmedin hatırlarsan. Bu ne diyor? Bu ne kadar aptal bir şey diyor. Vladi burası şaka gibi diyor ama Vladi gülmüyor diyor. Aptal Amerikan çöpleri diyor. Yine zorlanıyor Vladi. Gerçekten zorlanıyor. Ne oldu? Bu mu diyor? Bu hiçbir şey demek değil diyor.
Hiçbir anlamı yok diyor yine buranın. Aha. Çirkin suratlı mısır yine burada diyor. Bu sözünü sana ödeteceğim diyor. O albino olan herhalde, iri yarı olan. Nasıl aptalca bir planla yapacaksın bunu diyor. Kavga ediyorlar arkadaşlar. Hadi Vladi, arkandayım. Hadi Vladi. Olmadı. Oo, bu çok kabaydı diyor. Bu sadece şov diyor. Muhtemelen en iyi odada diyor arkadaşlar. Ceza odasında. Kesinlikle oradalar diyor. Aynen, ceza odasında. Kesinlikle ceza odasındalar. Birinin ona yardımcı, helikoptere yardımcı olması diyor. Helikopter dediği de tabii ki bizim Vladi. Yardımcı... Uyuyalım mı diyor. Öteki de aklımı okudun dedi. Ondan sonra bir daha uyuruz dedi. Vladi needs your help. Vladi'ye yardımınıza ihtiyacı var. Muhtemelen onu kurtarmalısınız diyor. Vladi! Buraya gir... Aha! İyi ki geri dönmüşüm he. Tüppuk. Tüppuk ne ola ki? Tüppuk. Ha, elimizde. Bobo'nun para kazanma stratejilerinden biriymiş arkadaşlar. Ne tüp diyor? Tüpe binmek için bunu kullanabilirsiniz diyor. Tüp dediği şu herhalde. Evet. Baranın geçtiği. Bu arada... Aynen. Yeni kapı açılmış. Diyecektim, başka bir yer açılmış mı? İsimlerinin olduğu bu oda kime ait? Yazıyor mu? Bu ne ya? Yazmıyor arkadaşlar. Ne diyor? Contingency plan. Ne? Contingency plan. Omega ihtimaller planı. Turuncu kalemle yazılmış. Demek ki Helen yazmış. Başka? Tesisin kancalar yardımıyla tutturularak tam gazla Mars'a taşınmasına dair planmış arkadaşlar. Oo. Demek ki plan Helen'a ait. Mars'a taşınacak. Ya da Helen bu matematiksel işlemleri yapmış. Buna görev vermişler. Evet, bakalım. Aynen çalışıyor. Açıl susam. Her zamanki esprimiz. Basalım ve gidelim. Oh my god. Şimdi burada bir sürü Ted'e ait yazı var. Merhaba Bob. Burada artık hiçbir şey beni şaşırtmıyor. Son paramızı cezalandırmaya mı harcadın? Demiş. Burada öncelikle verilebilecek en kötü ismi vermişsin buraya diyor. Sonra basınçlı tüp yüzünden buraya gelen herkes yaralanacak diyor. Basınçlı tüp benim demin binmiş olduğum tüp. Üçüncü olarak diyor, buraya kimse para vermeyecek çünkü herkesi kovdun seni yeteneksiz salak diyor. Cordially, içten dileklerimle Ted'i de ayrı bir yere koymuş. Bu arada kendi kendine açılıyor. Oh, what is this place? Şurada defter var. Tabii ki sahnenin ortasına geleceğim. Oh, welcome. Hoş geldin. Bu ne? Korkuluklarla beraber onlar dans ederken el sallıyor bana Teddy. Oo, çok acı çekeceksin dedi. O kadar kötü değil dedi Vladi. Partnerine merhaba dedi. Bunlar benim partnerim arkadaşlar herhalde. Hoş geldin brother. Hepsi bir suç işlemiş. Birisi klozete kendini kapamış. Burası o kadar kötü değil. Durmadan dans ediyoruz diyor. Ben hiçbir şey yapmadım diyor ama burayı çok sevdiğim, dans etmeyi çok sevdiğim için geldim diyor. Oo, düşün bakalım diyor. Bunlar sana niye brother diyor diyor. Lan yoksa ben korkuluk muyum? Yoksa ben korkuluk muyum, saman kafalar gibi miyim pislikler? Aynen. Hem de adım Mitchell. Şu sağdakininki de Mitchell'dı. Aman Allah'ım. İnanamıyorum.
Oğlum, onlardan birisin deyip gülüyor. Misguided failures on whom our beloved queen continues to waste my time. We're right here. Biz buradayız diyor, dans edeceğiz diyor. You stupid. Is it no wonder that I suffer so surrounded by cretins and imbeciles and more stupids on all sides? I should be the one leading our people to glory, to the vengeance we deserve against those fleshy demons that imprisoned us. Not any of you, and not that red-faced harpy. Arkadaşlar, bu bize ceza mı veriyor ya bu gerizekalı? Hey, bu incitiyor diyor bu kelime. Sizin başarısız olduğunuz diyor, sizin zaferiniz diyor, acı çekmek diyor. İşte bu! Ruby Queen, ben katılmıyorum. Özgür, geri döndü. Dans mı edecek o da diyor. Tamamlanmamış bir görevimiz var, değil mi? Siz hepiniz başarısız oldunuz. Niye dans etmeyi durdurduk diyor? It has earned its place on our journey. It is our champion. Ve şampiyonumuz var diyor artık. Benden bahsediyor arkadaşlar. Sessizlik. Yet again we must wonder why it is that we tolerate your servitude. Need I remind you of the consequences? Need I remind you of your last penance? Aman Allah'ım. Oh, the terrifying one with all the pictures of Professor Popcorn, the devourer. Yes. Evet arkadaşlar, bir tane patlamış mısır reklamı vardı. O, bu iri kıyımın suçuymuş. Bunu öğrenmiş olduk. Defol git dedi albinoya. Aa, siz ve sizin şeyleriniz, yani biz artık özgürsünüz dedi. Bize katıl dedi. Bize katıldı. Zaten ben sizdendim. Biz artık yaşayabilir miyiz diyor, kendi istediğimiz gibi. Evet, dans edin. Mısırlar da uyusun. Bu çok aptal diyor. Aptalcaydı diyor. Yuar, sen de bir korkuluksun. Neden olmasın? Neden sen de dans etmeyesin? Okey, dans edelim. Hadi come on, hadi Teddy Bear, sen de dans et. Dur, en güzel dans edeni seçeceğim benden sonra. Bak, bu zaten dans etmeyi seviyor. Figürleri de bir hayli güzel. Ötekilere bakalım. Woo, adamımsın reis. Adın ne? Adını göremeyeceğim herhalde. Aa, bu da aynısını yapabiliyormuş. Arkadaş, neyse ki yakışıklıyız yani. Zaman beyinliyiz ama yakışıklıyız. O zaman ben o problemleri nasıl çözdüm? Soruyorum size. Siz işten dışa çıkmışsınız ikiniz. Oh, come on teddy bear, give me your hand. And dance with me. Coşkulu müzik karşısında kendimizi tutamıyoruz arkadaşlar. Of, yoruldum. Daha fazla devam edemeyeceğim. Ne zaman bitiyor bu müzik ya? Ben sonsuza kadar oynarım. Sonsuza kadar oynarım. Yes! Woohoo! Everybody dance! Da-na-na-na! Da-na-na-na! Vladi de yazık, beni takip ediyor ama bilmiyor ki dans ediyor. Ne oldu lan, müzik mi kesildi? Sonsuza kadar bunu yapamayız Vladi, sen de biliyorsun. Şöyle bakalım bu arada buralarda yeni bir şeyler var mı parlayan. Çocuklar, siz dans edin, ben geleceğim birazdan yine. Geldim, dayanamadım. Dur, şuraya da bakayım. Arkadaşlar, müzik parti beni coşturur. Bu nasıl ceza odası Allah'ım ya Rabbim ya, disco. Aha da bir şey bulduk. Aha da bir şey bulduk. Night Danger. İlk iki kitabı inanılmaz tutan yazarın katilin ismini kitabın başlığında yazdığı üçüncü kitabı. Evet, bravo. Geriye kalan 300 sayfada yazarın gizem kitaplarından ne kadar tiksindiğinden bahsediyor. Film hakları ise rekor miktara satılmış arkadaşlar. Gizem kitabı yazmaktan nefret eden yazarın kitapları yok satıyor. Albüm cover.
Buradan mı gideceğiz geri? Ne oldu, müzik mi bitti? Ne oluyor lan? Lan! Nereden gideceğiz biz? Tedican nereden gideceğiz? Sen şuradan. Şuradan. Burada da yazılar var. Merhaba Ted, sadece kafa buluyorum. Operasyon Subaquenimi başlatıyorum. Kayıpları kesmenin zamanı. Dostum ol ve ihtimaller planını devreye sok. Aa, bunlar da ihtimaller planından bahsediyor. Seni insan demeye dilimin varmadığı pislik yaratık. Bensiz hiçbir yere gidemezsin diyor. Herhalde bunlar hükümet tarafından yakalanacağını anlayınca kaçış planını uygulayacaklar. Teddy sen gelmiyor musun? Ben gidiyorum. Bye bye Teddy. Bye bye. Evet arkadaşlar, tekrardan gün yüzüne çıktık. Puslu bir hava var gördüğünüz gibi. Teddy be, sen nasıl geldin? Allah'ını seversen nasıl geldin? Tipini sevdiğim. Şimdi. What? Ne? How Vlad is supposed to know you did not know you were some stupid straw thing? Bu kadar aptal, korkuluk olduğunu nasıl bilmezsin diyor. Ne fark eder? Sen hep aptaldın. Hiç değişen bir şey yok. Bana öyle bakma. Aptalca diyor. Aptal gibi görünüyorsun diyor. Hala kanka mıyız diyor. Güzel konuşmaydı. Hadi geri zekalı diyor. Gider gidip aptal bitkileri görelim. Dostluğumuz devam mı ediyor? Teddy be, korkuluk olmama rağmen benimle beraber misin? Dostum. Ama hala yavaşsın. Evet, oiller, CD'ler, sandalye, süpürge. Alınacak bir şey yok. Kutular. Balyozlar. That looks top notch, extremely affecting. Thank you. Not my best work. Shame you think so. Lady, guess you looked very stupid up there, idiot. Evet, evet. Hala stupid. Bu ne? Alsana şunu son. Heh. Evet, John'u aldık artık. John taşını aldık. Bunlardan bir tanesi şunu yapmış, ötekiler de güzel çalışma falan filan diyor ve... Arkadaşlar, toplantı mı var? Toplantı var galiba. Konuş, speak. Kaderimizi sana borçluyuz. Yolculuğumuz senin ellerinde. Ne yapıyor la büyücü karı? I dub thee our knight. Well done. Our protector. Bizim koruyucumuz. Bizim şampiyonumuz. Saman kafa. Subjects, let us make our final preparations. Son hazırlıklarımızı yapın diyor. Kesinlikle majesteleri, çoktan başladık diyor hatta. Nasıl yani? Pizza söyledik. Nasıl söylediniz diyor, şu telefonla diyor. Geri zekalılar, kendilerini ele vermişler. Askeriyeye haber vermişler herhalde. Hükümete. Oo. Arkadaşlar bunlardan kurtulmamız lazım. Bu aptal mısırlar yüzünden plan... Aptal Amerikan kovboyları diyor. Bunlar da hala pineapple'lı olsun, ananaslı olsun. Bu aptalların kurtulmalarına rehberlik etmekte zayıfladım gibi bir şey diyor. Our day of reckoning. Bugünün day our captors would return to end us. Geleceğinden korktum diyor. And we were so close. Çok yaklaşmıştık diyor. Bizi esir alanlar sonumuzu getirecek diyor. Aptal Amerikan kovboylarından korkmana gerek yok diyor.
Ne önerirsin diyor. Aptal ölü adamın yanındaki aleti çalıştırabiliriz diyor. Yes. Yes, it could. It's a fitting choice. It gave us life and defeated our sworn adversary. Now it will be our ultimate salvation. Bizim son kurtuluşumuz. Dikkatlerini nasıl çekeceğiz diyor. Dans edebiliriz diyor. Aptal mısırlar bile dans edilmeyeceğine biz dans mı edeceğiz diyor. Vladi dans etmeyi seviyor. Bu aptalca mı? Hayır değil. Dans etmeliyiz diyor. Oley! Vladi thinks idiot plans not so bad and he does not like being pushed around by stupid American cowboys. Nice helicopter. Yes, very polite. Aferin. Helikopter diyorlar. Oh, I love you. Focus subjects. Rusça bir hakaret etti herhalde. I love you'ya benzeyen. O da I love you too diyor. Şimdi şampiyonumuzdan yardımını bekliyoruz diyor. In preparing for our journey. Diğerleri bize katılsın diyor. Some of you may not survive. In fact, a great deal of you will likely perish. But know that your sacrifices today will mark a new era for our people as we defend our adopted home. Ne güzel konuşuyor ya. Finally, make way to sonunda. The promised land. Vay, sonunda vaat edilen topraklara gideceğiz diyor. Subjects, onward. Champion. Şampiyon, ben. Sıra bendeymiş. Bizi koru. Kurtar bizi. Güzel konuşmaydı diyor. Perishing ne derken ne demek istedi diyor. Ben de anlamadım diyor. Hayda. Hadi diyor korkuluk, aptal korkuluk arkadaşım diyor. Yapacak işlerimiz var diyor. Evet, radio. Radyoyu alalım, dans edeceğiz sonuçta. Bu ne? Progress chart. Evet arkadaşlar, burada korkuluk, yani ben, labirent, ev. Korkuluk, labirent, ev. Silo, atıyorum tabii. Korkuluk, confused. Labirenti çözemedi. He. Evet arkadaşlar, şimdi bunlar diğer korkuluk arkadaşlarımız. Beraber dans ettiğimiz gönüldaşlarımız. Bunların her biri belirli bir yerde kesilmiş. Ama biz Einstein olduğumuz için bütün problemleri çözerek şöyle devam ettik. Devam ettik. Neredeyiz şu an? Şunu da tahmin ettik. Fix diyor. Free diyor. Özgürlüklerini de verdik. Button var. Button'a bastık mı? Soru işareti var. Batına basılmamış olabilir. Hello guy. Aha, burada bir şey daha var. Ne diyor? Kind letter. Yani kibar bir mektup. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine turuncu ile yazılmış. Bu veda mektubu Mısırlara karşı yazılmış. Kraliçenizi dinleyin. İhtimaller planını uygulayın. Navigasyonel bilgisayarı nasıl yeniden çalıştırabileceklerine dair bir talimat varmış içinde. Değerli yaratıklarım, size inanıyorum demiş Helen. Ve burada British aksan, İngiliz aksanı konuşma rehberi aldık arkadaşlar. Büyük ihtimal Ruby Queen'i daha iyi anlayabilirim diye. Bu arada bu kelim Antep kelimi mi? Evet arkadaşlar, hedef burası. Burası büyük ihtimal Mars. Ruby Queen bizim kralıçamız. Bu Helen arkadaşlar. Mısırlarla oynuyor. Mısırları hep sevdi. Bu canavar, bu büyük ihtimalle o bizim devasa iri kıyım mısır. Çünkü kafası da ona benziyor. Başka? Oo, burada bir de askeri, military radyomuz var. Askeri radyomuz var. Burada Bob ve Ted'in yaptıkları deneyler. Mısır mutlu. Bob ve Ted o kadar da kötü değiller. Mısırlar çok mutlu. Dans ediyorlar her zamanki gibi. Gerçi bunlar her zaman uyuyordu ama bu sefer mutlular. Bu hepsi güneşe doğru bakıyor. Güneş yarılmış mı? Şeyler olmuş orada da, onu tam olarak anlayamadım. Villadi gel! Villadi.
Dünyayı kurtaracağız, gel. Planı devreye sokacağız, gel. Kaçış planı devrede. Vlady, geliyor musun? Ya Vlady, yine ortada yoksun. Evet! Sistem döşenmiş, dans ortamı hazır. Bu yerleştirilmiyor çünkü buraya radyo. Vlady, geldin mi? Buraya da İngiliz muffin'i tabi koyamıyoruz. Come, stupid idiot. Time to finish this. Gel diyor, aptal salak diyor. İşi bitirmenin vakti diyor. Dans! Bu ne? Oklar. O. Buradaki oklara uymaya çalışıyorum arkadaşlar. Ne güzel dans ediyorum. Kendimi izlemekten kendimi alamıyorum ki. Şunlara basayım. Oh yeah, great. Çok güzel dans ettim. Aha, askerler geliyor. Şimdi askerlerin dikkatini çekeceğiz arkadaşlar. Askerler buraya gelecek. Hadi dans et aptal diyor. Ediyorum. Muhteşem dans ediyorum hem de. Dans etmek için doğmuşum adeta. Allah, yerimizi öğreniyorlar. Daha hızlı diyor. Benim favori şarkım diyor. Ha, Mısırlar da katılacak bize. Let's dance baby'ler. Yes moron, super losing. Spectacular bad poor dancing. Lan çok zor. Lan çok zor. Wow. Evet, geldiler arkadaşlar. Hükümet geldi. Çalışıyor diyor. Devam edelim diyor. Evet, korkuluk arkadaşlarım da geldi. Bunlar en iyi dans edenler bunlar zaten. Bak ortadakine bak, şekil ya. Ben de yapacağım o figürü. Gel. Woohoo! Ya doğuştan dansçıyım. Gerçekten doğuştan. Nasıl bizi öldüreceklerini tartışıyorlar. Ne yaptığını soruyor patron. Bunlar da dans ettiklerini falan söylüyor. Helal be Vlady. Karinka 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 maya. Devam et diyor. Devam et, dans et diyor. Ediyoruz ya. Bak, hareketi izle Vlady. Oo, çok zor. Gerçekten çok zor ya. Wow, poor, great, dancing, disappointing, magical, great, idiot, yes, losing. Wow, müthiş dans ettiğimi söylüyor. Hadi Vlady, sen yaparsın bu işi. Aha, Fernando'yu öldüren katil aleti çalıştı. Aa, devam ediyormuş ya, ben de kendimi kaptırdım arkadaşlar, izliyorum ya. Size aptal kovboylar diyor. Size gününüzü göstereceğim diyor bizim Vlady. Bunlar hala işin farkında değil. Aman Allah'ım, geliyorlar. Woohoo! Patlattık hepsini arkadaşlar. Mısırları kurtardık. Mısırları kurtardık, oyun bitti. Ne oldu lan? Bizi de mi etkiledi? Fernando mu olduk lan biz de? Niyazi mi olduk? Evet, ayağa kalktım. Ve başardık arkadaşlar. Tribünler beni alkışlıyor. Evet, ben şampiyon. Şampiyonunuz benim, evet. Kralıçanız nerede? Beni karşılasın. Alkışla. Diğer arkadaşlar nerede? Fernando burada. Diğer arkadaşlar nerede? Arkadaşlar, herkes beni çok seviyor şu an. Buradan hiç ayrılmak istemiyorum. Şimdi ne yapacağız? Bekleyeceğiz mi? Ne oldu lan, takıldım? Şunların arkalarına bakalım. Daha oyun bitmedi. Ahanda gidiyoruz. Çakalyuslar burada arkada bir kapı açmış. Nereye gidiyor acaba bu kapı? Daha biz buradan mı geldik? Shit. Zaten buradan gelmiştik. O zaman diğer taraf yeni açılmış. Diğer tarafa gideceğiz.
Beni bekleyin, beni bekleyin. Hala beni alkışlıyorsunuz mu? Bekleyin, geliyorum. Popohlanmaya ihtiyacım var şu an. Gerçi plan bile dinindi ama. Alkışlayın beni. Şampiyonunuz geçiyor. Evet, oley çektirin. Üçlü yaptırın, bir şeyler yaptırın. Ne oluyor lan? Vladi! Vladi! Great. Great diyor, aferin diyor. Idiot. Salak diyor. İyi yaptın diyor. Ana! Vladi! Vladi! Vladi öldü mü lan? Lan Vlad öldü mü? Gördüğüm en iyi helikopterdi diyor. Uyumak ister misin diyor. Gerizekalılar, ne çabuk unuttunuz ya. 2 saniye üzüldüler kuş beyinliler ya. Vladi! Son sözü de arkadaşlar. İyi işti dedi. Ondan sonra sen aslında... Not stupid diyecekti. Not dedi. Sen o kadar aptal değilsin diyecekti ama söyleyemedi. Senin yüzünden öldü pitlik karı. Ne? Sonunda buradayız. Senin sayende. Gece. Şampiyon. Bizim şampiyonumuzsun diyor. Biz şimdi. Ne oluyor? Aha. Aha, hain Mısır konuşuyor arkadaşlar. Hayda, daha görev bitmedi mi ya? Bizi öldürecek, Allah! Elindeki ne ya? Of, o orağı ben alacaktım, aldırtmadın ki oyunda. Sen buna nasıl cüret edersin diyor. Kralıçamıza saldırdı. Senin aptalca deneyin yüzünden. Hepimiz aptalmışız arkadaşlar. Bizi öldürecek. Bizim yaratıcılarımızı övüyor arkadaşlar. Bu ne diyor ya? Bir şeyler yapmamız lazım değil mi diyor. Çok yoruldum, çok sıkıcı konuştu diyor. Nasıl cüret edersin buna diyor, aptal diyor. Lan! Nasıl victorian ya? Görünüşe göre batırdın diyor, bir daha dene diyor. Ne yaptım ki lan, ben bastım işte. De muffin var. Of, o hikayeyi bir daha mı dinleyeceğim ya? Buradan gelmiştik. Gerizekalı, şimdi kafanı kıracağım senin. Yine mi konuşacaksın? Bir daha verecek. Bu sefer vurmamız lazım. İyi bir şekilde vurmamız. Al! Gerizekalı. Ana! Arkadaşlar, herhalde İngiliz muffin'i attım. Geberttim pisliği. İngiliz muffin Grant kadar sert. Çok sıkıcıydı, iyi oldu diyorlar. Ne kadar büyük bir zaman kaybı diyor. Onu derin acılığıyla baş başa bırakmalıyız. Ya sen ne biçim konuşuyorsun ya? Başbakan mısın sen? Evet, bize güzel hizmet ettin diyor. Sana müteşekkirim diyor. En sonunda rüyalarım gerçek oluyor diyor. Lan yine mi bir şey veriyorsun ya? Ve yeni bir anahtar verdi arkadaşlar bize. Bu oyun bitmiyormuş ya ben. Hala kaderimiz senin elinde diyor. Ha, son görevini yapmanı istiyoruz. Senden diyor. Yaparım.
Yaparım Queen. Oh, emrediyor. Son hazırlıklarınızı yapın diyor. Bizim yolculuğumuz başlıyor diyor arkadaşlar. Nereye gidiyoruz diyor. Bilmiyorum diyor. Öteki de excellent, mükemmel diyor. Bilmediği yere gittiği için çok sevinen Mısırlar. Hadi Rubicon işini bilir. You are welcome baby. You are welcome. Her şey senin içindir Rubicon. Teddy Bear senin yüzünden... Ne oldu lan? Oyun bozuldu deme. Ağzını burnunu kırarım. Ne oluyor lan? Bir görev daha var. Dostum bir görev daha var. Oh. Evet arkadaşlar oyun bitmemiş. Oyun bitmemiş. Son bir görevim daha var. Son bir görevim anahtarla bir yeri açmak. Burası değil. Ahan da burası. Ahan da burası. Her şeyin başladığı yer. Gizemli, kapalı kutu. Oo, bomba mı lan bu? Merhaba Bob. Kaçış planına yardım etmek için bu tuşa basmayacağım. I'm not going to basmayacağım. Bunun yerine anahtarları aldım. Burada geriye kalan zamanını iyi geçir, iyi kaçmalar. Lan bu tek başına mı gitmeyi planlamış Bob'dan kurtulmak için? Merhaba Ted. Korkarım anahtarları almana rağmen bu özgürlük planını uygulayamayacaksın. Çünkü güvenlik için motoru almıştım. Lan Bob aptal gibi göründün ama en sonunda turnayı gözünden vurdun. Helal olsun. Teşekküre gerek yok demiş. Seni yılan. Tamam bizimle 0500 koordinatında buluş. Harita ve motoru getir. Ve şu salak butona bas. Evet ne demiş? Kesinlikle sonra görüşürüz. Bu bilimsel felaket şeysi yüzünden kendini hırpalama. Daha büyük açılar verdim. Ana! Ana! En sonunda Bob Ted'e satışı koydu arkadaşlar. Ted'e yazık oldu. Ted'i yalnız bıraktı. Ve butona basıyoruz. Yakışıklı baby face. Yüzümüz ekranda şu anda. Gözlerimi kırpıyorum. Ne kadar doğru bir görüntü. Ne oldu? Tarlayı mı suluyoruz? Aa bizim ringler. He bu zaten kaçış planında diyordu. Halkalar yardımıyla diyordu. Halkaları kullanıyoruz şu anda. Halkalar zincirlendi. Evet Mısırlar o silonun içinde. Ve o silo meğersem roket miymiş? Helal olsun be. Planlara bak be. Kaçış planına bak. Yalnız o bronz heykeller, altın heykeller, meşe odunundan yapılmış heykeller, gittikçe zenginleşen heykeller ne olacak? Ve arkadaşlar Mısırları Mars'a yolluyoruz. Evet geldiğimiz. Vay. Vay. Buralardan hep geçmiştik. Mazide kaldı. Şimdi silo birazdan Mars'a yolculuğuna başlayacak arkadaşlar. Teddy Bear'i, Vlad'i kaybettik ama milyonlarca stupid Mısır'ı kurtardık arkadaşlar. Kendimiz de kurtulduk. Öyle de diyebiliriz. Çünkü biz de bir korkuluktan ibarettik ama kendimizi açtık. Saman kafamız çalışmaya başladı. Bakın gözlerindeki umuda Mısırların. Ne oldu? Takıldı. İşlemeyen bir plan mı yoksa? Oha evi de mi götürecek? Harbi takıldı lan. Ha. Oo, bir ada gibi götürecek. Bütün ha diğer Mısırlar da var tabii. Bütün Mısır tarlasını götürecekler arkadaşlar. Vay be. Helal olsun Elan, boşuna yapmamışsın o hesapları. Her yaptığında bir plan varmış. He şurası da herhalde diğer kısmı da sattığı kısım. O yüzden o kısmı götürmüyor. Ya o kadar ince dokunulmuş yani. O kadar ince hesap yapılmış. Yalnız Mars'ta kendi başınıza nasıl yaşayacaksınız acaba? Ruby Queen
size nasıl yardımcı olacak? Yıllarca tutsak kalmıştı. Bakalım. Vay. Subjects diyor. Yani nesneler diyor. This really is quite a ride. Oh yes. Why so? Did you close the fuel hatch? Mars'a gidişlerini izleyeceğiz herhalde. So was I. Me too. They're just so lovely. So lovely. Ne oluyor lan? Benzin mi bitti? Siz hepiniz idiotsınız dedi. Patladı yala. Patladı yala. O kadar bölüm boşuna mı oynadım ben? Allah'ım. Allah'ım ne olur öyle olmasın. Şakayın. Şakayın deyin. Şaka. Şaka mı bu? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Patladı resmen ya. Oh my god. Oh my god. Arkadaşlar hepsi patlamış mısır oldu. Bizim mısırların, maizelerimizin hepsi popcorn oldu arkadaşlar. Aşağıdaki idiotlar, embesiller tarafından tasarlandı diyor, bu oyun yaratıldı diyor. Evet, o geri zekalı Brandon Hicks ve Daniel Posner. Bütün mısırların katili, Teddy Bear'in katili, benim bu acıyı çekmeme neden olan pislikler. Brandon Hicks. Favorite song, favori müzikleri eşliğinde arkadaşlar bütün mısırları patlattık. Başarısız olduk ama zaten bu proje baştan sonuna kadar başarısızdı. En sonunda hükümetin istediği gibi oldu ama biz boşu boşuna bu kadar oyun oynadık. Her şeyi doğru yaptık ama gelin görün ki bizim elimizde olmayan bazı sebeplerden dolayı, Helen'ın yaptığı saçma sapan hatalar yüzünden ben o hataları çözmüştüm. Bakın oyunun başında size söyledim. Dedim orada ben karekök olmayacak dedim. Toplam sembolü olmayacak dedim. Ama tabii iş işten geçmiş arkadaşlar. Ben ne bileyim bunun kaçış planının formülü olduğunu. Orada gerçi resimler vardı, anlamam gerekirdi ama. Oh my god diyorum. Başka da bir şey demiyorum arkadaşlar. Konsept artisti. Şu oyunda var ya, o dans, o güzelim dans haricinde her şey kötü gitti ya. Her şey kötü mü gider arkadaş ya? Mısırlar düşmeye devam ediyor. Milyonlarca, trilyonlarca mısır. Mısır reklamı da nasıl olur? Böylece gösterdik. Tüm dünyaya gösterdik arkadaşlar. Gökyüzünden mısır yağıyor. Ama böyle olmamalıydı. Bari lan Teddy Bear yaşasaydı ya, Vladdy. What a stupid falan deseydi ya. Ne kadar aptalsın sen, gerizekalısın falan deseydi ya. Neyse ki bu acı dolu anı o görmedi. O dayakları boşa yemiş olduğunu göremedi. Vladdy. Ama biz her şeyi tüm acılığıyla gördük. Bir mısır olsaydık 2 saniyede belki unuturduk ama maalesef olmadı. Olmadı arkadaşlar. Müziği dinleyelim mi, ne yapalım ya? Of, çok moralim bozuldu ya. Bütün bu pislikte emeği geçen herkesi gösteriyor. Aa, müzik hızlandı. Batırdık her şeyi. Buna ben aslında müzik yazardım üstüne ya. Şey, söz yazardım müzik üstüne. Evet arkadaşlar, 2017'nin ikinci serisini de bu şekilde, üzücü bir şekilde bitirmiş olduk. Üzücü bir sonla bitti. Böyle bir şey beklemiyordum tabii ki.
keşke böyle olmasaydı diyorum. Ama güzel bir seriydi. Bulmacalarımızı çözdük yine. Üçüncü serimizde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Ve o kadar. Başka da bir şey demiyorum. See you.